Sor, gerçek tabii, gündemimizde ne var abi? Valla gerçek gündemimizden seçimi bekliyoruz. Kime oy vereceksiniz abi 14 Mayıs'ta? 14 Mayıs'ta. Gerçek mi söyleyeyim, yalan mı söyleyeyim? Gerçek söyleyeyim. Gerçek söyle abi. AK Parti'ye vereceğim. AK Parti? Evet. Niye AK Parti abi? Neden? Şimdi gidip adam gidip terörle bizi bir araya getiriyor. Kim terörle bir araya getiriyor bizi? Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu. Aynen öyle. Nasıl getiriyor abi? Nasıl getiriyor? Adam başladı. Özledik, bilmem ne, bilmem ne, bunları sayıyor. İkinci konu sana söyleyeyim. Bak, memleketin gençlerisiniz. Röportaj için önemli yok. Efendim ben söyleyeyim. Adam diyor ki ben gidip cezaevindeki kamyonları şu yüzbütka ben çıkaracağım. Sen suçun nedir ki? Suç yapmış, oraya girmiş. Devletin malı sen kalkıp PKK perörü gönderse devlet bunu asla haksız mı da değildir. Kim göndermiş abi devletin malını? İşte o belediye başkanı kimse. Kim göndermiş, onlar göndermiş. HDP'li belediye başkanı mı yoksa CHP'li? HDP'li. HDP. İşte onlarla işbirliği yapıyor. Çanakkale şehitlerimiz vardı. Hangi HDP'li orada gördünüz? Bana bir kısa cevap bak, memleketin gençler hangisini gördünüz orada? Veya tabi bir polis, bir asker şeyde hangi, ben kendim de gördüm. Hangisini gördünüz orada? Bunlar memleket. Pahalılık var mı? Var. Yoksulluğu var mı? Var. Ama vatan bir şeye benzemez kardeşim. Teşekkür ederim, kolay gelsin. Gerçek gündeminizde ne var diye soruyoruz. Seçim. 14 Mayıs'ta kim oynuyoruz? CHP. CHP. Evet. Neden yani CHP? Yani Millet İttifakı. Neden abla? Neden Atatürk ilkelerine inandığım için, Atatürk ilkelerini savunduğu için ve güvendiğim için CHP. CHP, yani Millet İttifakı, CHP dediğime bakmayın, Millet İttifakı. Teşekkürler, sağ olun efendim. Gerçek gündemimizde ne var abi? İşsizlik var, yoksulluk var. 14 Mayıs'ta kimi destekliyoruz abi? Millet İttifakı. Millet İttifakı. Kemal Kılıçdaroğlu. Evet. Teşekkürler, sağ olun. HDP'ye veriyoruz ama HDP Cumhurbaşkanı'na... Kılıçdaroğlu. Gerçek gündeminizde ne var abi? Vallahi gerçek... Seçim mi, deprem mi? Şu an seçim var. Depremi herkes unuttu. 14 Mayıs'ta kimi destekliyorsunuz? Kimi destekliyorsunuz? HDP. Neden HDP abi? Umudum onda. Gerçek gündeminizde ne var? Ya geçim sıkıntısı var şu anda. Geçim sıkıntısı. Evet. Yani iş var ama geçinemiyoruz. İşin aslı ve özeti bu, evet. 14 Mayıs'ta kimi destekliyorsunuz abi? Ya şimdi şöyle bir şey var. Dünyada süper güçlere baktığınız zaman maalesef silahlı kuvvetleri güçlü olanlar süper güç olabiliyor. Mesela Amerika'sı, Rusya'sı. Bugün bizim geçim sıkıntımız boğazımız. Yani bugün ülke olarak belki ülkemiz silahlı güçlere yatırım yapmış olabilir. Ama halkın istediği geçinebilmek. İşte devletimizin bunu göremediğini düşünüyorum açıkçası. Buraya da bir el atabilirse zaten bir sıkıntı kalmayacaktır. Yani silah savunmada falan çok iyi olduğumuzu düşünüyoruz. Yani yapılan bir şey bu, gerçek bu. Ama bu insanların boğazından geçmesi gerekiyor. Yani bir şekilde geçinebilmesi gerekiyor. Bütün sıkıntı bu. Bunu hallettiğimiz zaman zaten bizim kimseyle bir derdimiz, bir sıkıntımız yok. Teşekkürler. Teşekkürler abi, sağ olun.